Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Vali Yılmaz Şimşek, hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte pandemide en çok risk altında bulunanların sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından müzik dinletisi sunuldu ve pasta kesildi. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı ve doktorlarımız için, sağlık çalışanlarımız için çok anlamlı bir gün. Sözlerin başında tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Hipokrat, hepiniz bilirsiniz doktorlarımız, Hipokrat yemini de yapıyorsunuz. Hipokrat demiş ki, doktorluk bir sanattır ve zor bir sanattır demiş. Gerçekten ben de bir doktor eşi olarak ve her zaman doktorlarla birebir çalışan bir yönetici olarak sizlerin yaşadığı zorlukları çok yakından müşahede ediyorum, görüyorum. Gerçekten doktorlarımız gece gündüz demeden, kar kış demeden canla başla çalışıyorlar. Gerekirse canlarını ortaya koyarak çalışıyorlar. Ve biz bunu bu pandemi döneminde de bizzat yakından gördük. O dönemde en çok risk altındaki çalışan grubu doktorlarımızdı. Birebir COVID hastalarıyla yakından çalıştılar ve onları tedavi ettiler. Bu zorlukları yakından gördük. Diğer taraftan da az önce slide'da da birlikte izledik. Doktorlarımız sadece meslekleriyle ilgili konularda canla başla çalışmıyorlar. Aynı zamanda da vatan savunmasında da yeri geldiğinde en ön saflarda oluyorlar. Ve bazen de İstanbul'un işgalinde olduğu gibi, İzmir'in işgalinde yaptıkları gibi yapmış olduğu protestolarla ilk kıvılcımı da, ilk hareketi de başlatıyorlar. Bu anlamda da doktorlarımız her zaman bizler için çok önemli bir değer, önemli bir varlığımız diyebiliriz. Diğer taraftan arkadaşlar, 14 Mart genellikle doktorlarımızın sorunlarının dile getirildiği, işte doktorlarımız arasında, sağlık çalışanlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin, dayanışma ruhunun güçlendiği bir gün olarak algılanıyor. Ama biz bu günü yöneticiler olarak sizlere bir teşekkür vesilesi olarak görüyoruz. Bu anlamda da hepinize teşekkür ediyorum. Bugün bir bayram, bayramınız kutlu olsun. Çok az meslek grubuna da aslında böyle bayram atfedilmiş. Aslında meslek olarak da görmemek lazım zaten ondan dolayı. Aslında sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz gerçekten çok kutsal bir vazife yapıyorlar. Türk milleti olarak da aslında biz bunun her zaman farkındaymışız. Uzun yıllar öncesinde zaten başlamış ve çok önemli bilim adamları yetiştirmişiz tıp alanında. Ki İbn Sina başta olmak üzere. Şifa evleri kurmuşuz bundan yüzlerce yıl öncesinde. Gerçekten Türk milleti olarak aslında sağlığa ve tıp alanında çok güzel yollar kat etmişiz. Bugün de dünyada baktığınız zaman aslında son yaşadığımız pandemi de gösterdi ki gene çok da güzel yerlerdeyiz aslında tıp alanında. Ben gerçekten bu bayramın aslında sizler için de bayram gibi geçmesini diliyorum. Bundan sonraki günlerde sağlıklı, güzel esenlikler diliyorum. Ne yapsak aslında sizlere karşı az, şunu da söyleyeyim. Ben ailesinde iki tane sağlıkçı olan birisiyim. İşte iki ablam da sağlıkta, bir tanesi işte aranızda. Bir tanesi İzmir'de şu an dahiliye doktoru. O yüzden sizin neler çektiğinizi çok iyi bilen birisiyim. Ben yakından şahit olmuş birisiyim. Sadece okurken değil, okuduktan sonra da bundan sonraki hayatınızda da gerçekten çok büyük fedakarlıklar yapıyorsunuz. İşte insanlar evlerine kapanıyor, pandemi oluyor. Sizler canınız pahasına gecenizi gündüzünü de katarak çalışıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Sadece bu pandemide de değil. İşte yanı başımızda bir savaş var. Orta Doğu'da uzun yıllardır bir savaş vardı. Baktığınız zaman ülkesini en son terk eden, hatta şehrini terk etmeyen, yıkılan binalarda hala hizmet vermeye devam eden, insanların canı için, sağlığı için, canı pahasına çalışan tıp ve sağlık sektöründeki hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız gerçekten çok kutsal bir vazife yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun demek istiyorum. Türkiye'de modern tıbbın başladığı tarih olarak kabul edilen 14 Mart ilk olarak 1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da kutlanmıştır. O gün tıp okulu öğrencileri,
doktorlarının da desteğiyle Hikmet Boran önderliğinde işgali protesto etmişler. Bu olay tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak tarihe geçmiştir. İşte o gün milletimizin bağımsızlığı için kenetlenen sağlık neferleri insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla bugün de içeride ve dışarıda devleti için, bekası için sınavlar vermeye devam eden halkımızın her daim yanındadırlar ve yanında olacaklardır. Tüm doktorlarımızın, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Kesiyoruz, hayırlı uğurlu olsun.